Bizim bakış açımız kısa filmlere şu anki gibi değil de şu an biliyorsun daha önemli bir şey. Uzun metrece giden böyle bir basamak falan filan gibi görülüyor. Biz yapmak istediğimiz için yapıyorduk. Eğleniyorduk yaparken de. Ben doğa, insan doğası göstermek istiyorum. Bunu yalın bir şekilde aktarmak istiyorum. Dolayısıyla profesyonel oyuncularla çalışamayacağıma kanat getirdim. Filmin oyuncularıyla hazırlık yapıyordum. Onlar da senaryoyu bilmiyorlardı çünkü. Senaryoyu bilmiyorlardı. Oraya bir, bir gün bir yere götürüyordum ben onları. Ondan sonra orada abi burada ne yapıyoruz şu anda diyorlardı. Ve o an öğreniyorlardı. Ne olduğunu. Çocuk karakterin yani ilk e, sekansta yer alan çocuk karakterin aslında bir emlakçı bir de baba karakteri vardı orada. Onları o an o gün yer değiştirdim. Normalde babasını oynayacak olan kişi emlakçı oldu, emlakçı olan babası oldu. Sette beni zorlayan bir şey olmadı açıkçası. Fakat şöyle bir şey vardı, ben ilk filmini yapan bir yönetmendim ve çalışma arkadaşlarım çok ne çıkacağını bu işten e, bilmiyorlardı. Paylaştığım insanlar o senin elindeki malzemede ne yapmak istediğini görüp anlayabiliyorlarsa ve bunu desteklemek istiyorlarsa destekliyorlar yapıyorlar zaten seni. Ama yapmasaydım ne yapardım hiçbir fikrim yok. Yani çünkü benim ilk filmde de an, yani birazcık değinmek istediğim şeylerden bir tanesi oydu. Bu böyle minik minik yaşadığımız şeylerin kümülatif bir şekilde bizim gelecekteki hayatımıza olan etkileri. Dolayısıyla bir takım küçük veya büyük bazı şeyler yaşandı ki süreç içerisinde. Ben bir yerden sonra sinema yapmaya başladım. Böyle ne çok büyülü geliyor bana bu süreç ne de çok şey, ne denir ona? Maddi. Hani bu o, şunlar bunlar oldu diye ben sinema yapıyorum da diyemiyorum. Onlar olmasaydı yapar mıydım? Onu da bilemiyorum. Ama nasıl diyeyim sana? Ev arkadaşlarım vardı. Onlardan bir tanesinin bir fotoğraf makinesi vardı. Klasik hikaye yani 35 milimetre. Bir tane de bir Mini DV kamera vardı galiba evin içinde dolaşıyor. O bizden birisinin miydi bilmiyorum. Ya ben bunlarla böyle takılırken yani ama tamamen amatörce işte zevk almaya başladım bir yerden sonra. İşte çektiğim fotoğraflardan, ondan sonra e, video kamerayla yaptığım çekimlerden. E, o sırada mimarlık okuyordum buraya. Aslında o yüzden gelmiştim İstanbul'a ÖSS ile. Bölüm değiştirdim. Yani elimdeki o hazırladığım malzemelerle işte Güzel Sanatlar e, Fakültesi'ne başvurdum. Fotoğraf okudum önce ama hiç fotoğrafla ilgili bir şey yaparım diye düşünmüyordum açıkçası. Video daha çok hareketli görüntü çok ilgimi çekiyordu. Kısa film yaparım diye de düşünmüyordum açıkçası çünkü kurmacadan ziyade o hareketli görüntünün dokusu, o renk ve şekil değişiklikleri işte hareketlerin bunlar daha çok ilgimi çekiyordu. Böyle yavaş yavaş evrildi yani. Çok öyle planlı, programlı falan hiçbir şey değildi. Yani eş zamanlı bir sürü şey yapıyordum ben çünkü o dönemde yani işte müzik grubum vardı, DJlik yapıyordum. Aslında takılıyordum sadece yani. Canım ne istiyorsa onu yapıyordum. Ee, canım birazdan e, bir süre sonra da kısa film yapmak istedi arkadaşlarımla beraber. Onu yaptık. Ama böyle bir kariyer e, olur, bundan bir şey olur falan diye bir düşüncem yoktu. E, Halihazırda bunlar var. E, İstanbul'daki varoluşumu da meşru kılmak için de e, yetenek sınavına girdim. Dedim ki en azından bunun okulunu okuyorum. Burada durmaya devam edebilirim. O yüzden de okula girdim açıkçası. E, ekipmanı ve laboratuvarları yeni olan bir okul seçtim. <laughs> okul tercihimi de yine bu şekilde yaptım. Yani daha çok faydalanabilirim belki o ekipmanlardan yeniler. Yeni bir okuldu. Video artla daha çok ilgileniyordum. Video art ve deneysel sinema. Bir tane Meriha ile birlikte fotoğrafçı ile yani fotoğrafçı nasıl bir kişidir gibi düşünebileceğimiz onun böyle rutinini, bakışını anlatan ee, bir iş yapıyordum. Ee, ve ev arkadaşım vardı, çok sevdiğim ev arkadaşlarım vardı. Kalabalıktık biraz. O da kendisi bir şey çekmek istiyordu, bir kısa film çekmek istiyordu. Ee, fakat e, yazdığı hikaye dışında aslında bunu nasıl yapabileceğini de çok e, bilmiyordu, deneyecekti. Esasen onun da çektiği kısa filmler vardı fakat bu biraz daha farklıydı. E, neyse birçok anlamda çok iyi anlaşıyorduk. Yani vizyon olarak çok iyi anlaşıyorduk. Beğenilerimiz çok aynı yerde ölçüyordu deneyselliği, denemeyi seviyorduk ikimiz de. Onun yazmış olduğu öyküyü aslında ilk kısa film olarak çektim. İlk kurmaca yaptığım şey. Yani diğeri çok kurmaca bir şey değildi çünkü. Yani deneysel, böyle belgesel gibi bir şeydi. Melia Kol'la beraber yaptım. Yani bu ilk kurmacaydı. Ondan sonra onu yaptık. Sonra hiç durmak istemedik. Zaten öyle dediğim gibi yani çok planlı programlar hareket etmiyorduk. Onu bir yerlere yolladık bir festivale burada e, ödül de kazandı. Sonra hemen bir tane daha yaptık kısa film. O da yine o ayarlardaydı. Bunlar, bunlar da işte yine o e, video artlardaki yaklaşım veya o deneysellik vardı. Benim çekmediğim görüntüler kullanıyordum mesela çizgi filmlerden falan ya da mesela bir çizim kullanıyordum. E, birisine bir şey çizdiriyordum. O çizimin çizim anını çekip koyuyordum. Araya naratif öğeler de koyarak böyle tamamen aslında baktığın zaman elimdeki malzemelerle, becerebildiklerimle, aklıma gelenlerle bir şey oluşturuyordum. İyi oldu yani. Nasıl iyi oldu? Çok uğraşmadık. Bu zamanki gibi değildi kısa filmlere. Yani ya da bizim bakış açımız kısa filmlere şu anki gibi değildi. Şu an biliyorsun daha önemli bir şey. Uzun metrece giden böyle bir basamak falan filan gibi görülüyor. Biz yapmak istediğimiz için yapıyorduk. Eğleniyorduk yaparken de. Bunu böyle bir kariyer sermayesi olarak gördüğümüz bir dönemde değildik. İşe yaradılar ama işte ödül aldılar birkaç yerde gösterildiler falan. Farklı filmlerde o dönem için. Sonra ben mezun oldum. Yüksek lisansa başladım. Mimar Sinan'da. Orada çok yoğun bir süreç oldu. Yani böyle bir araştırma görevlisi gibi aslında hemen hemen her gün oradaydım. Orada çok şey öğrendim. Nasıl çok şey öğrendim? Yani sinemanın teknik taraflarıyla ilgili daha çok şey öğrendim. Orada böyle bir senaryo dersi veya film yönetimi gibi bir ders almadım. E, fakat e, sinemada yani orada geçirdiğim süreç e, teknik denilen şeyin e, formla olan ilişkisini e, böyle fark etmeme neden oldu. Bir de dönemsel veya tesadüf olabilir. E, i̇şte Bresson'la böyle çok vakit geçirdim. Yani çok fazla Bresson izlediğim ve işte biraz önce anlattığım o içerik biçim ilişkisine dair böyle düşündüğüm böyle bir dönem oldu. Ama film yapmak o zaman da içimde yoktu açıkçası. Yani bir film yapayım diye hiçbir düşüncem yoktu. Böyle çok tesadüfi, biraz önce demeye çalıştığım gibi. Yani çok tesadüfi bir şekilde ilerledi. Aslında sadece film izlemek istediğim için izliyordum. O dönemde de Bresson ve Bresson'un yaptıkları veya işte onun bir kitabı var, çok güzel bir kitabı var biliyorsundur. O sinematografi üzerine notlar falan. Ona falan böyle bakıyordum. Böyle yavaştan bir şekillenme olmuş herhalde. Çünkü daha sonra işte senin de bildiğin e, o Nebula'yı yaptım ve Nebula ile benim yaptığım kısa filmler arasında çok büyük farklar var. Hem içerik olarak çok büyük farklar var. Ondan sonra e, hem de biçim olarak farklar var. Nebula da yine bence ama e, şeyden nasibini alıyor. Yani benim o ilk baştaki dönemlerdeki e, deneme e, şeyimden e, alışkanlığımdan ya da işte hevesimden diyelim e, nasibini alıyor. Çünkü yani Nebula öyle bir işti ki e, yapmadan istediğim şeye ulaşıp ulaşmayacağımı aslında bilemeyeceğim bir durumdaydım. Yani filmin kendisinin çıkması gerekiyordu. E, çünkü yazılı bir şekilde ben mesela yazılı bir şekilde onu iyi ifade ettim. Çünkü e, işte mevcut kamusal fonlama yani sağdan soldan para isterken insanlar senaryoya bakıyorlar. Onun da iyi olmasını istiyorlar haliyle okuduklarında. Üf, yazabilen bir insanım ve e, senaryo formatında da yazabilen bir insanım. O yüzden bütün bildiğim... ...şekliyle oraya her şeyi aktardım. Fakat... ...hala da... ...yapmak istediğim film... ...o kağıt üzerinde olamaz. Yani bu da işte yine... ...Resson'dan aslında bilebileceğimiz bir şey. Orada fikrin ölüyor diyor ya böyle birkaç kere film ölüyor izleyici karşısına çıkana kadar. Orada öldüğü yerlerden bir tanesi. E, filmin... ...çekimlerini de geçtim. E, çekimleri de bittik. Kurgusu bittikten sonra artık... Gerçekten insanlar izledikten sonra ben görebildim kalkıştığım şeyin işe yarayıp yaramadığını. Yani bu anlamda bunu alabilmek bir risk. Ama risk almayı ben daha önce tamamen çıkar gütmeden yaptım ya o süreci yaşadım. Onu biliyorum ben tattım. O zaman benim hiçbir beklentim yoktu yaptığım işlerden. Sadece yapmamı gerektiğini düşündüğüm şeyleri yapıyordum o kadar. Yapmak istediğim hatta yani. Üzerine hiç düşünmüyordum. Yapmak istediğim şeyleri yapıyordum. Önünü, arkasını çok fazla düşünmüyordum. O bana bence bu risk alabilme e, özgürlüğünü verdi. Ve ne da ben bunu göğüsleyebildim. Çünkü mesela başında danıştığım arkadaşlar veya işte ortasında kimisi destek oluyordu. Ama mesela özellikle baş kısmında yani film henüz çekmeden senaryosu varken e, herkes de çok idrak edemiyordu bunun nasıl bir şeye dönüşeceğini bittikten sonra. Ee, ama e, işe yaradı yani e, memnunum o işi yaptığıma güzel de oldu yani çok bir sürü insana gösterebildik filmi e, dünyanın çeşitli yerlerinde. Burada bir sürü insanla tanışmama sebep oldu. E, i̇nsanlar filmi beğenler veya beğenmediler. Bulamadık, çok dalgalı. Büyük ihtimalle dalgalar onu kıyıya atacak. Ben ekibi topluyorum. Tamam. Ali, gel. Emredin komutanım. Şunları denizden çıkar. Emredersiniz. Toplanın. Komutanım. Gidelim. Emredersiniz komutanım. Evet. Beyler! Beyler! Denizi boşaltıyoruz beyler! Çık çık! Denizi boşaltıyoruz hadi! Hadi biraz acele edelim denizi boşaltıyoruz! Hadi beyler hadi! Boşalt denizi! Boşalt denizi! Biraz acele edelim hadi. Arkadaşım. Arkadaşım. Denizi boşaltıyoruz hadi çık dışarı. Hadi hemen acele edelim çık dışarı. Boşaltıyoruz denizi. Hadi biraz acele edelim. Hadi arkadaşım biraz daha hızlı boşaltıyoruz benzi. Yazık ya vallahi billahi yazık. Çocuk? Oğlum sen ne gevşek bir adamsın ya. Bir de sırıta sırıta soruyorsun ya çocuklar bunlar mı diye. Abi ne dedim ben şimdi ya? Görmüyor musun? Taş çatlasın 14-15 yaşında çocuklar yerde yatıyor. Ama bunu da ki ben boğdum çocukları. Yani öyle bir söylüyorsun ki abi. ...çekeyim, ilk uzun metrajımı çekeyim falan gibi bir niyetim yoktu. Ee, böyle daha doğal bir şekilde gelişti. Yani ben... ...mesela bu ikinci yaptığım filme mesela bir döneyim, bunu yaparken bile ki bir tane filmim var artık... ...bir sinemacı olarak bilinebilirim veya kendimi de belki öyle kabul edebilirim. Ona rağmen ben... E, ...belli bir... ...bakış açısına böyle... ...giriyorum. Belli bir duyguya giriyorum. Buna yönelik okumalar yapıyorum. Nebula'da da böyleydi ama Nebula'da da zaten kısa filmlerim dışında ki araya böyle belki 6-7 yıl girmişti. Böyle bir bakış açısına girdim. Biraz o dönemde e, dedem rahatsızlanmıştı. Ondan sonra e, hastaneye yatırıldı Bursa'da. E, Bende de emeği büyük olduğu için onun yanına gidip biraz refakat etmek istedim yani o hastanede. O süreçte böyle işte e, yani filme içkin olan şeyler çok sık e, aklıma gelmeye başladı yani hasta başında bekliyorsun işte uyanıksın geceler uzun e, anı meselesini düşünüyorsun ölüm meselesini düşünüyorsun sonraki dedem vefat etti o sonraki süreç işte o e, cenaze törenleri insanların yaptığı şeyler ve bir taraftan yani ölüm aslında hem çok olağan bir şey fakat bir taraftan da sanki beklenmedik bir şey gibi yani olağan dışı bir şeymiş gibi bir ikilem yaratıyor. Ya yani bunun her yerde öyle olmadığını mesela anladım yani. Özellikle şehirde bizim için daha travmatik bir şeyken yine annemin köyü de filmi çektiğim Bursa'da mesela orada vakit geçirdiğimde işte hayvanın veya insanın ölümü çok daha olağan çok daha doğal bir şey. Çünkü zaten öyle doğanın bir parçası. Orada kabul etmek daha zor. Burada belki biz daha farklı yaşıyoruz. O doğallık sınırı belki kayboluyor yani şehirde. Bunu doğal olarak idrak edemiyoruz. Hikayeler mi ağır basıyor bilmiyorum yani. E, fakat işte bu bunun ne kadar doğal bir şey olduğunu e, böyle bir idrak ettiğim bir süreç oldu. Oradan evrilmeye başladı her şey. Oradan evrilmeye başladı ama hala ben e, bir şey yapacağım diye yola çıkmadım. Ben zaten notlar alan, yani düzenli olarak ben bir şeyler okuyan, düzenli olarak bir şeyler yazan bir insanım. E, fakat baktım ki bir yerden sonra yazdığım şeyler belli temalar etrafında dolaşıyor. işte anı, ondan sonra gelişim, yani bir bireyin gelişimi. Ondan sonra bir bireyin hayatla kurduğu veya doğasıyla kurduğu veya kendi doğasıyla yani onun kendi doğasıyla kendini bilmekle ilgili kurduğu ilişki dikkatimi çekti. Ve hep bu temalar etrafında böyle küçük küçük notlar almaya başladım. Derken bir yerden sonra bunlar yavaş yavaş hikayeleşmeye başladı ve o Nebula'nın olay örgüsünü yani o epizodik olay örgüsünü oluşturdu. O deneme kısmı bunların nasıl işe yarayacağı ve bu kavramların işte bir epizodun anlattığı bir kavramın diğeriyle nereden nasıl birbirini yakaladığı, nasıl karşılıklı olarak iletişim kurduğu gibi şeyler kağıt üzerinde benim tasarladığım veya düşündüğüm şeylerdi. Yani tasarlamak doğru kelime değil belki de düşündüğüm şeylerdi. Öyle olacağını seziyordum. Yani çok sezgisel bir şeydi bu. Ee, düşünsel değil, o kadar kitabı hesaplı bir şey değil. Ondan sonra çok daha sezgiseldi çünkü öyle bir edebiyat geleneğini de ben çok e, okudum ve seviyorum da. Yani her şeyin böyle planlı, programlı bir şekilde ilerlemediği de, e, ondan sonra bazen bir bilinç akışıyla ilerlediği, ondan sonra e, böyle senin de kaybolup okurken gittiğin e, şeyler, ona yakın bir e, senaryo, olay örgüsü. E, ...oturmaya başladı. Sonra bir gün Güneş'e dedim ki... E, ...şu anki eşim e, ve daha önce kısa filmlerimde yapımcısı olan... E, ...ben bir film yapmak istiyorum galiba, elimde bir şey var dedim. E, <laughs> o ilk başta istemedi. E, ve sonra... E, ...işte giriştik herkes gibi. Biz de bakanlığa falan başvurduk. Bir iki tane ortak yapım marketine başvurduk. E, i̇şte sonra belli bir miktar kendimizi kurtaracak çekimi kurtaracak kadar bir para bulunca çekimleri tamamladık. Öyle ilerledik. Yani çok uzayacak bir mesele bu. Çünkü mesela yani ben e, bir film için yaptığımız seçimlerin tamamının e, buna yapım yani o filmin e, yapım anlayışı dahil yani prodüksiyon da diyebiliriz buna. E, işte oyunculuğun kastın, casting'in ya da Ondan sonra kamera hareketlerinin yani şey, sinematografinin sadece kamera hareketi değil ölçeklerin falan bunların her birinin e, çok içkin bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ona göre hareket ediyorum. Benim başarmayı amaçladığım şey aslında bu, onların örtüşük olması. Ve bunların doğal bir şekilde örtüşük olması, hesaplı kitaplı bir şekilde değil. Buna çok fazla vakit harcadım. Bunun bir parçası olarak da ben doğa, insan doğası göstermek istiyorum. Bunu e, yalın bir şekilde aktarmak istiyorum. Dolayısıyla profesyonel oyuncularla çalışamayacağıma kanaat getirdim ki böyle minik bir atıyorum bir ay, bir buçuk aylık böyle bir hani audition safhası da oldu olmadı değil. Fakat bunun olamayacağını yani eğitimli eğitim almış bir kişinin ile yapamayacağımı bu onlardan kaynaklı olmayabilir, benden kaynaklı olabilir yapamayacağımı düşündüm ve sonra e, Bursa'da işte kimisi o köyün etrafında olan, e, kimisi benim daha önceden tanıdığım e, insanlarla bir araya gelerek. Yani ortaya teknik bir yaklaşımla çıkmayacak, sadece kendi bildiği kişiliğiyle kamera karşısında olabilecek insanları e, buldum. Onun her birinde, mekanları olduğu gibi bu kişileri de tamamen e, birebir orada vakit geçirerek, çok uzun bir zaman vakit geçirdim orada, belki 3-4 ay, belki daha fazla, ara ara tekrar gittim. E, bu kişileri buldum. Sonra ilk filmimiz olduğu için bana göre biraz kalabalık bir şeydi ama günümüz koşullarında aslında çok da büyük olmayan bir, e, ekip e, kurduk. Bir ara yine e, ben fotoğraf video eğitimi aldığım için kamerayı kendim kullanırım diye düşündüm. Fakat bazı sahneler orada hatırlarsanız e, zorlayıcı. Yani işte derede çekim yapıyoruz, gölde çekim yapıyoruz falan. Dolayısıyla hani bir görüntü yönetmeniyle çalışmanın daha iyi olacağına karar verdik Güneş'le. Ve öyle çektik. Sette beni zorlayan bir şey olmadı açıkçası. Fakat şöyle bir şey vardı. Ben ilk filmini yapan bir yönetmendim ve alışık alışıldık olmayan bir yöntemle çalışıyordum. Yani bunu o zamanki çalışma arkadaşlarımla yani birlikte filmi yaptığımız insanlarda görüntü yönetmeninden işte rejisine kadar onları da katabilirsin belki. Çok ne çıkacağını bu işten e, bilmiyorlardı. E, benim de bütün bunları etraflıca anlatabilecek bir vaktim yoktu. Storyboardla çalışıyorum ben mesela kısa filmden bir storyboard çizerek şey yapıyorum. Necmettin Akdeniz görüntü yönetmeniydi filmin. Storyboardda onunla birlikte çalıştık. Ve bir yerden sonra güzel bir ilişkimiz oldu. Ben işte sabah gittiğimde ona storyboard'u teslim ediyordum. Onlar kendi kurulumlarını yaparken ben mesleği oyunculuk olmayan, bizim performansçılarımız da diyebiliriz onlara, filmin oyuncularıyla hazırlık yapıyordum orada. Onlar da senaryoyu bilmiyorlardı çünkü. Senaryoyu bilmiyorlardı. Oraya bir, bir gün bir yere götürüyordum ben onları. Ondan sonra orada abi burada ne yapıyoruz şu anda diyorlardı. Ve o an öğreniyorlardı ne olduğunu. Bu şekilde çalıştık. Çünkü hani onların böyle bir ezber, bir role girme falan gibi bir e, yaklaşımları olsun istemiyordum. Bunu filmin diline zarar vereceğini düşünüyordum. O yüzden her şeyi son dakika öğreniyorlardı. İşte atıyorum gidiyor, sahile gidiyoruz, ormana gidiyoruz. Orada öğreniyorlar yani ne olacağını. Onlarla tanıştığım andan itibaren ve oyuncular yani filmde oynayacak olan kişilerin, filmde yer alacak kişilerin onlar olduğuna karar verdikten sonra onlarla çok fazla vakit geçirdim. Yani e, Ara ara yani filmin kendisiyle ilgili değil de yani nasıl bir ruh halinde olduğumu... ...ondan sonra onlarla paylaşmak için arada muhabbet ettik. Ama çokça zaten filmdeki o karakterlerin yaptığı şeyleri yaptık. Yani köye gidip atıyorum e, takıldık birlikte, yürüyüş yaptık, sahile gittik. Ondan sonra e, atıyorum orada şey yaptık, bire içtik birlikte falan. Böyle muhabbet ettik onlarla. Ondan sonra onları e, yavaş yavaş benim... Yani filmde olmasını istediğim o ruh haline onları çektim. Yoksa öyle insanlar değiller ona bayağı genç, hareketli falan. Ondan sonra insanlar yavaş yavaş o noktaya geldik. Sonra artık böyle hepimiz aslında aynı ruh halini paylaşıyorduk sete gittiğimizde. Dolayısıyla benim oraya gittiğimde çok teknik birkaç dokunuş dışında bir şey yapmama gerek kalmıyordu duygusunu o sahnenin verebilmek için. Çünkü onlar zaten çok önceden o duyguya girmişlerdi. Hatta belki o sahnede oluşan duyguyu hani belki ben başlattım ama ortak bir şekilde yaratıyorduk. Onların varlığıyla, fiziksel varlığıyla, onların metabolizma hızıyla, konuşma hızlarıyla, işte konuşurkenki kekelemeleri veya işte e, aksamalarıyla. Ki bu doğallığı istiyordum ya ben de zaten filmde doğal bir şekilde var sunlar istiyordum. E, bütün bunlar sağlanmış oldu. Ama dediğim gibi yani bunlar içinde hepsi risk. Hepsi çok büyük risk. Bir kere bir zorluk yaşadım. Çocuk karakterin yani ilk e, sekansta yer alan çocuk karakterin aslında bir emlakçı bir de baba karakteri vardı orada. E, onları o an o gün yer değiştirdim. Normalde babasını oynayacak olan kişi emlakçı oldu emlakçı olan babası oldu. Çünkü orada oyunculardan bir tanesi böyle olabilir yani kamera bir anda çıkınca ekibi arkasında falan görünce böyle bir doğallığını kaybetti. Yani zorlanıyorum dedi. Dedim ki sorun değil <laughs> ve rolleri değiştirdik. Diğerine birazcık şey oldu. Çünkü o daha görece daha az konuşması olacağını düşünerek kabul etmişti. Ama o da o halletti. Yani yaşadığım sorun buydu herhalde. Senaryo. Yani açıp okuduğunuz vakit teknik anlamda bildiğiniz bir senaryoydu. Ve diyaloglar da yer alıyordu. Fakat şöyle, diyalogların birebir ezberlemesini istemedim onların. Çünkü onların bir ezber tekniği yok. O ezber tekniği ezberleyebilseler bile onları nasıl dışa vuracaklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla ben belli bir diyalogda benim için önemli olan anahtar kelimeler neyse ve onların bir kronolojisi varsa nereden başlayıp nereye varıyoruz bunları onlara e, söyledim ve kendi e, kelime dağarcıklarıyla bunu ifade etmelerini istedim. Benim istediğim oldu yine çünkü ben o temalara, o diyalogun değinmesini istiyordum. Zaten film çoğunlukla monologlarla ilerliyor ya. O monologda bu kelimeler olacak diye. E, Kimisi kendi cümle yapısını kurdu, kağıda yazdı. Bu senin için tamam mı diye sordu ve sonra onu kendince ezberledi. Dedim ki, ezberleme işini bak çok abartma. Bir yerden sonra eline ayağına dolaşabilir. Orada bir müdahale olmuş olabilir. Onun dışında kısa olan şeyleri zaten o an söyledim. Böyle 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 diyeceksin falan diye. Ama senaryoda yazan bütün diyaloglardaki veya monologlardaki içerik oyuncular tarafından bizzat aktarıldı. Yani o işte baş sekansta mesela daha önce bir atın açık alandaki bir atın nasıl patlatıldığı ile ilgili bir hikaye var. Bir hikaye anlatıyor bir neydi o işte orman müdüründe çalışan bir şef. Öğrenciyken güya öyle bir tane konferansa katılmış Amerikalı bir adam gelmiş anlatmış falan filan. Bütün bunlar daha önceden yazılıydı adam tabii ki onu uydurmuyor. Ama kendi ifadeleriyle bunu anlatıyor. Sonra mesela hiç beklemediğin şeyler olabiliyor bu alanı verdiğin zaman. Mesela bam diye böyle bir ses nida çıkarttı mesela. Benim senaryoda öyle bir şey yoktu. Ben ondan öyle bir şey istememiştim. Böyle durdu durdu. Unuttu da herhalde o an bir sonraki söyleyeceğini. Ama tam bu sırada patlama olması gerekiyordu anlattığı hikayede. Bam diye bir ses çıkarttı. Durdu. Sonra hikayenin kalan kısmını anlattı mesela. Beklemediğim bir güzellik kattı filme. Hoş geldin komutanım. Hoş bulduk. Atın sahibi sizdiniz herhalde. Evet benim. Askerler çevre emniyetini alın çocuklar. Buyurun geçelim bakalım. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hayvanlar mı saldırmış bu ata? Bizim oğlan kurcalamış komutanım. Asker gel oğlum. Söylediklerimi not al. Atın sahibi? Benim komutanım. İsim, soy isim? Ethem Süren. Atınız kaç günden bu yana kayıptı? Üç gündür kayıp. Peki ölmesine sebep olacak bir hastalığı var mıydı? Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Fakat yaşlıydı. Atı bulan kimdi? Bizim oğlan buldu komutanım. Halatı da siz bağladınız tabii? Denedik çekelim diye. Beceremedik de. Anladım. Mevki olarak ne geçiyordu burası? Karacaoba, çeşme altı mevki geçiyor. Anladım. Olsun. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne hale getirmişsiniz bayvanı? <laughs> Komutanım şu araçları çektirelim buradan. Tamam şefim. Beyler araçları alalım lütfen. Orhan! Al kepçeyi gel abicim. Açıktan gel. taraftaki toprağı alıyorsun, kazıyorsun. Hayvanı buradan alıp götüreceğiz. Üniversite yıllarında bir seminer vardı. Dedim gidelim. Belki hocaların bir kanaat notu olur. Gittim isteksiz. Uyuyorum, uyanıyorum. Bir Çinli konuşuyor. Uyuyorum, uyanıyorum. Japon konuşuyor. Uyuyorum, uyanıyorum. <laughs> Alman konuşuyor. Enteresan geldi. Açık arazide bulduğu hayvan ilişkilerini nasıl ima ettiğini anlatıyor. Gövdeye üç tane birer kiloluk dinamit. Ayaklara yarım şar kilo. Birer tane şaşırtma diyamit. Bir de kafaya yarım kiloluk dinamit. Sonra hayvanı patlatıyorlar güm. Hayvan un ufak Yani ben Osman Bayraktaroğlu ile çalışmak istiyordum. Onun daha önceki işlerini izlemiştim. Özellikle Abluka'daki kurguyu çok beğenmiştim o filmdeki. Fakat onun da, da elinde de bir iş vardı. ben bir süre Osman'ı bekledim. Ondan sonra iyi ki de beklemişim. Osman'la beraber kurguladık. Yani o da storyboard olduğu için yani onunla ilgili şöyle bir şey anlatabilirim kısaca. Osman dedi ki işte ben hani şöyle bir bir hafta mı dedi 10 gün mü? Tek başıma bir hani footage'in üzerinden beraber bir geçtik. Ben fikirlerimi anlattım ona. Ondan sonra ben bir hafta falan bir tek başıma çalışayım dedi. Herhalde bir 10. günde ee, bize bir tane izleme linki yolladı ilk 15-20 dakikada. Biz Güneş'le beraber oturduk izledik. E, ee, Güneşman dedi ki storyboard'daki ki storyboard'u görmedi Osman. Storyboard'daki kurguyu yapıp sana geri yollamış dedi. Müthiş bir şeydi yani bu. Yani çünkü storyboard'u hiç görmemiş birisi. Sen storyboard çizmişsin. Ondan sonra eldeki mevcut footage'i görüp onu senin yapmak istediğin film diline ve o ritme yakın bir şekilde sana geri, kurgulayıp geri yolluyor. Yani zaten o an biz anladık yani iyi ki de doğru kurgucumuzu bulmuşuz diye. Gerisi zaten o şekilde sorunsuz bir anlamda devam etti. Zorluklar hep oluyor yani işte bir sürü zorluk hikayesi burada başkaları da anlatmıştır. Para kalmıyor genelde sonraki kısımlarda. Çekimler bittikten sonra işte o zorlukların, maddi zorlukların bir şekilde üstesinden geliniyor her zaman. Yani en azından benim için o zaman üstesinden gelinebildi. Ve elde bir malzeme varsa, paylaştığın insanlar o senin elindeki malzemede ne yapmak istediğini görüp anlayabiliyorlarsa ve bunu desteklemek istiyorlarsa, destekliyorlar zaten seni. Bunu hani sadece kendimden değil, başkaları başka örneklerden de bildiğim için biraz rahatlıkla söylüyorum. O zorlukları aştıktan sonra e, filmimiz bitmişti. Zaten bir festival işte, bu Locarno Film Festivali'nin e, seçicileriyle daha film senaryo aşamasındayken tanışmıştık. E, yine burada bir İstanbul'da karşılaştık, filmin kurgusu bitmek üzereydi. İşte bana yollar mısın, çok merak ediyorum dedi. Böyle yolladık, işte sonra bir süre bekledik, sonra seçtiler. Film daha hazır değildi, orada bir çok sıkıştık. Çünkü film hazır değil ama seçildik. Sonra her şeyi çok hızlı yapmak zorunda kaldık. Yani bir ay içerisinde bütün post prodüksiyonu bitirmek zorunda kaldık neredeyse. Ama onun da üstesinden geliyor insan. Bitirdik, yolladık. İnsanlar sevdi, işte ödül aldık. Sonra dolaştı. Şimdi işte ikinci filmin kurgusu devam ediyor. Eş zamanlı olarak VFX'lerini de e, başlattık. Çünkü VFX'i fazla olan bir film bu. Yani bunun hikayesini falan böyle işte anlatıp da zaten anlatmaya çalışmakla vakit kaybetmek istemiyorum. Fakat hani eğer şeyse bu süreci konuşuyorsak yani film yapma süreçlerini konuşuyorsak e, çok tanıdık duygularla aslında biraz başladı. Hatta Şöyle söyleyebilirim. Ee, ilk filmde yaşadığım işte bu biraz hızlı belki geçtim. Hani çok böyle zorluk vurgusu yapmak istemedim farkındaysan. Çünkü e, zorluklar var ve bunlar o dönemde olup bitiyorlar. Bunları hani üstesinden geçtikten sonra yani altından kalktıktan sonra diyelim. Altından kalktıktan sonra artık bunları dönüp dönüp tekrar düşünmenin bir anlamı yok. Orada yaşamış olman gerekeni yaşıyorsun. Oradan alman gereken bir darbe varsa alıyorsun. Alman gereken bir ...güç, bir yeti varsa onu da alıyorsun. Yani ben hayatı biraz bu kadar net görüyorum. Dolayısıyla orada edindiğim bazı şeyler var. Yetiler var. Ondan sonra evet belki almış olabileceğim bazı darbiler var. Her kişinin başına geliyor. Yani illa sinemacı olmasına gerek yok. Bütün insanların başına gelen şeyler. Ve hayatına devam ediyorsun. Fakat o ilişki, o inişli çıkışlı... ...inişli çıkışlı ilişki var ya yani... ...yapmaya çalıştığımız işle kurduğumuz o ilişki... E, ...o benim çok ilgimi çekti. Ben acaba sezgilerimle kavrayabildiğim bu ilişkiyi aktarabilir miyim... filmle diye... E, düşünmeye başladım bir yerden sonra. Çünkü o bir mücadele, bir savaş gibi neredeyse. Yani çok sevmediğimiz bir tabir olsa bile... biraz bazen öyle oluyor. Çok mücadele etmen gerekiyor. Mücadele demek belki daha doğru olabilir. Ki mücadelede de... her zaman... agresif ve tutuğunu koparan olmanın da işe yaramadığı... bir mücadele bu. Bazen gerçekten çok edilgen olman gerekiyor. Yani... olup durabiliyor olman lazım. Sadece durup kalabiliyor olman lazım. O mücadeleden sağa çıkmak istiyorsan diyelim. Bunları falan çok fark ettim. Bunlara çok fazla o film bittikten sonra hatta filmi dolaştırırken işte böyle sağda solda gezerken bunları falan çok düşünmeye başladım. Bunun ne olduğuna kafa yormaya başladım. Sonra böyle yavaş yavaş dediğim gibi yani okuma falan yapmayı seven bir insanım ben. İrade ya da işte İngilizcelerin will dediği bir şeyle karşılaştım. Onun üzerine gittim. Onu farklı kaynaklardan okudum. Onun birçok böyle çok daha eski destanlar diyelim yani destanlar mitolojilerde bile aslında yer aldığını yani bir insanın iradesiyle neler yapabildiğini onun onun hayatı içerisinde nasıl bir önemi olduğunu falan okudum buna çok kafa yordum yavaş yavaş öyle ikinci film şekillendi İlk filmde zaten bir risk alarak ve bunu işe yarayacağını düşünerek tamamen sezgisel ilerledim ya fakat ilk işti yani deneyimsizsin işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorsun ama biraz için doğasından da kaynaklı. Senin deneyimsizliğinden de değil sadece. E, fakat ben şuna karar verdim. Ben sezgilerimi de, se asıl sezgilerimi güçlendirmem lazım diye düşünmeye başladım. Yani çünkü mesela benim dönüp baktığım e, sevdiğim e, sinemalarda insanların teknik yönleri bir tarafa, teknik beceri bir tarafa, sezgilerinin de yani hayata dair, hayatı kavrama noktasında sezgilerinin de ee, çok güçlü olduğunu yani hem burada tanıdığım insanlar diyelim veya işte tarihte yaşamış işte Bresson falan bahsettik ya onların e, çok sezgisel bir kavrayışları olduğunu hayata dair kavradım. Ben de kendimce e, bu yönlerimi güçlendirmeye çalıştım. E, ve yavaş yavaş e, ikinci film şekillenmeye başladı. Yani dediğim gibi konusun hikayesini anlatmakla vakit kaybetmek istemiyorum şimdi ama e, bunlar sonra bambaşka bir forma dönüştüler. Yani benim ee, sezgisel olarak kavradığım, istiyorsanız bunun adına Duygu deyin... ...ama benim içimde var olan... ...ve benden bir an bile kopmayan, bazen çok zayıflayan... ...bazen de çok coşan... ...bir yaşamsal dürtünün... ...nasıl bir filme aktarılabileceği üzerine kafa yordum... ...ve bunun filmini yapmaya kalkıştım. Henüz bunu becerip becermediğimi bilmiyorum. Gerçi şöyle diyebilirim yani... ...filmin çok büyük bir kısmını kurguladım. Bana bulayı kurgularken hissettiğim benzeri şeyleri hissettirdiği için olumlu buluyorum bunu. Ee, çok da hoşuma gidiyor. Ee, kurgunun başına her geçtiğimde, footage tekrar gördüğümde bana güç veriyor. Doğru yolda olduğumu düşünüyorum şu anda ama yine ilk filmde olduğu gibi bitmeden de anlayabileceğim bir şey değil. Benim odamda birazcık son zamanlarda bu biraz önce bahsettiğim o risk alma meselesi var ya, o var. Yani ben bir yere gittim işte akademisyenlik de yapıyorum ya. Bir yere gittim. Benim filmimde mesela biliyorlardı o haliyle gittiğim yerde. Böyle bir bir tür bir derse davetli olarak katıldım diyelim. Yani mesela ya da başka bir yerdeydi. Belki de filmin sonrasındaki bir söyleşide de olabilir. Böyle bir sinemacı adayı vardı. Ondan sonra böyle bir hikayesi hakkında falan konuştuk ya da bana sonradan bir şeyler yolladı tam hatırlamıyorum da. Yani risk almaktan çok çekinen bir kişiydi. Ve hani bir takım hesaplı kitaplı yollardan giderek amacına ulaşmayı istiyordu. Ulaşabilir de belki bilmiyorum. Hani herkesin risk almak zorunda yok ama mesela o yaşlarda risk alınmayacaksa ne zaman biz risk alabiliriz onu mesela çok merak ettim. Çünkü çok genç bir kişiydi o. Ben o zaman hiçbir şey düşünmüyordum açıkçası o yaşlardayken. Hayatımı yaşamak istiyordum çünkü biliyorum ki o hayatımı yaşarken o düşüp kalkmalar işte mesela çocukken olduğu gibi yani. O yara bereler senin tekrar düşmekten korkmanı engelleyen şeyler aslında yani. Ve bize bir şey kalmalı bu hayattan. Yani tamamen steril bir şekilde ben öyle düşünüyorum. Bu anlattıklarım çok kişisel farkındayım ama e, ben bu hayattan bize bir şeyler kalmalı diye düşünerek yaşıyorum hayatımı. Zorluklar bir tarafa, keyifler bir tarafa. Var olduğumuza inanıyorum açıkçası. Riski de biraz böyle görüyorum. Yani şimdi geçenlerde bile mesela... Coppola'nın mesela filmi var işte Megalopolis. Mesela inanılmaz bir risk almış. Yani herkes ondan bahsediyor. Dünyanın parasını harcamış ondan sonra. Ama bir risk kalmış ve bir duruş sergiliyor. Ben filmi hiç izlemedim. Sadece işte uzaktan, haberlerden bildiğim bir şey. Hiç böyle bir şey yapmak zorunda değildi. Ama yapıyor işte insanlar. Bunun tam tersi bir tavsiyede de bulunabilirim. Hiç risk almayın diye mesela. Yani dediğim gibi o hani biraz duruma göre değişiyor ama böyle risk almayı da birazcık özgürlüğümüzün arkasından gitmek gibi belki düşünüyorum. Bir hayatın var. Bu kadar çok düşünme enini, sonunu. Ondan sonra onu yaşamakla ilgili. Ben kendimce öyle yapıyorum ki çok fazla sorumluluğum da var bir taraftan işte. Birçok insanda olduğu gibi. Yapmak istediğim işi, onun içeriğini, onun tanımını bunların dışında tutmaya gayret ediyorum. Yani. Bir duruş olarak en azından. Ya da içimden öyle geliyor. Bilmiyorum çok dediğim gibi yani sezgilerini kuvvetlendirerek yaşamaya çalışan bir insanım. Analitik olmam gereken zamanlar dışında bu gibi konuları düşündüğüm zamanlarda çok analitik olmuyorum. Daha sezgisel kararlar e, verebiliyorum. Yani işin estetiğiyle, biçimiyle, içeriğiyle alakalı olarak.